Merhaba arkadaşlar, YouTube'un en iyi kanalı Sparş TV'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bir Gris bölümüyle karşınızdayım. Bölüm ne o 5 oldu. Oyunu veya videolarımızı yarıladık ya da geçtik. Yarıyı geçtik. Şimdi devam edelim bölümümüze. Şuradaki şekilleri görüyorsunuz, iki tane top var. Ne anlamı geliyor çözemedim. Oyun bitecek. Çözemeyeceğim. Belki oyunu tamamen bitirdikten sonra oradaki topları tamamlamanın bir anlamı olabilir. Olmaya da bilir. Henüz çözemedim dediğim gibi. Arkadaki o kırmızı yuvarlak şeyin ne olduğunu çözemediğim gibi. Evet, yine kelebeklerimizden zıplayacağız ama önce bir sağ tarafa bakalım, yer var mı? Bence yok ama yine de demekte fayda var. Evet, yok. O zaman geri dönelim. Evet, bahsettiğim kırmızı şu Satürn'e benzeyen şey. Ne olduğunu bilmiyorum. Her bölümde de var. Neredeyse. Buradan çıkalım o zaman. Wow. Şimdi sol tarafa atlayacağız. Olmadı. Şimdi ben buradan atlarım. Ama kaç seferde atlayacağımı Allah bilir. Ve sonunda başardık dostlar. En sonunda çatıya çıkmayı başardık, kubbeye. Ama buraya gelmemizin bir anlamı olmadı mı? Bakın yine bir şekil. Bu sefer hiç top görünmüyor. Gerçekten galiba buraya boşuna geldik arkadaşlar. Boşuna kastık. Böyle gizli bir şeyler olabilir mi diye bakıyorum. Bence yok. Evet arkadaşlar, boşuna kasmışız. Burada bir şey yok. Maalesef başka bir yol bulacağız kendimize. Aşağılarda bir gidelim bakalım, aşağılarda bir şeyler var mı? Yani olması lazım zaten de. Sağdan bir bakalım. Böcüğü geçtik. Evet, buradan devam edeceğiz. Ama sağ taraf kapalı, soldan aşağıdan yardıracağız. Önce bir bıcı bıcı yapalım. Kaplumbağa origamisini geçelim. Ondan sonra tekrar bir bıcı bıcı. Buradan da yönümüzü tayin edeceğiz. Böyle ara sıra kırıyorum, değişik bir şeyler var mı diye görmek için. Oh my god, yine karanlık bir yere indik. Işık almayan bir yere indik. Siyah mavi bir ortam. Çocuklar. Onlar bizden kaçıyor, biz onlardan kaçıyoruz. Köstebek gibi toprağın altına girdik. Toprağın altındayız. O yüzden renk koyuldu. Koyuldu derken koyulaştı. Yanlış anlama olmasın. Aman diyeyim. Evet. Şu ana kadar oyunun renklerinden falan ara sıra bahsediyorum ama en güzel renkler sanki burada. Benim tarzıma daha çok uyuyor galiba. Burada böyle ışıklı şeyler var. Işıklı toplar. Maviler, pembeler. Vay. Kuşları hele canlandırdık. Tamam.
Bir bulmaca görmemiz lazım artık. Koş koş nereye kadar? Çünkü yine fazla gideceğimiz yer yok. Buradan ne yapacağız? Kuş da kelebek de görünmüyor üzerine basıp zıplamak için. Burada yine bizim için bir zaman kaybı olacak galiba. Maalesef. Maalesef burada hiçbir şey yok. O zaman geldiğimiz yöne tekrar gidelim. Kırabileceğimiz yerler var mı diye şu altta belki yol olur diye düşündüm ama yok. Allah'ın cezası sivrisinekler yerin 10 kilometre altında bile peşimizi bırakmayabiliyorlar. Lanet hayvanlar oramızı buramızı kızartmaktan ne anlıyorlarsa artık. Şimdi o zaman ben bir sağ bir sol yapayım. Belki bir yol bulunur. Nereye gideceğim la? Tekrar ahmak gibi aynı şeyleri deneyelim. Belki bu sefer olur. Azimle belki böyle zıplarsak bir şeyleri delebiliriz. Kendimize yol çıkarabiliriz. Evet. Gördünüz mü? Dedim azimle yani şey yaparsan olur. Şimdi tekrar sivrisinekler, siyah karanlık. Şuradan tabii ki yukarı zıplayacağız. Başka yolumuz da yok zaten. Aslında bu su var fark ediyorsanız. O çok ince, biraz kalın olsa bazen kendisi de çıkarabiliyor bizi. Çok kuşlara ihtiyaç olmadan. Yerin altında ağaç çok mantıklı. O zaman şu yukarı nasıl çıkacağız? Bakın şu sağda şelale var. Şelale. Oraya gitmeden önce bir sağ taraftan yola bakalım. Belki hiç yukarı çıkmaya çalışmamıza gerek kalmayacak. Bu arada tepedeki suyu gördünüz mü? Yer çekimine meydan okuyor adeta. Aa, mantarlar güzel. Işıklı mışıklı parlak güzel. Hoşuma geldi. Yine boş boş taş olma denemeleri. Mantarlar yukarılara çıktıkça büyüyor. Daha çok oksijen alabiliyorlar. Diye sallayalım şöyle. Gerçekten fena sallarım. Yeri gelirse fena sallarım sevgili dostlar. Hiç affetmem. Evet, ilk puzzle'ımız bu herhalde. Şöyle hoppala. Burada iki tarafta ip koruyor. O yüzden bu yerden gideceğiz. Yok, bu bulmaca sayılmazmış. Kayıyoruz. Kaydık. Nereye geldik? Termal sıcak sulara geldik. Ayaklarımızı sokacağız. Varislerimize iyi gelecektir diye düşünüyorum. Şuradaki boşluğa da bir resort otel diktik mi? Hem maddi hem manevi anlamda bir kazanç elde ederiz. Ama şu sivrisineklerle mücadelemizi nasıl yapacağız? Tabii ki Raid sinek savarla. Raid sinek savarları. Sineklerinizi savar. Kısa sevimli reklamımızdan sonra tekrar yolumuza devam edelim. Uçuşan bir şeyler var. Hayvan mı, bitki mi? Tam olarak belli değil. Şimdi yine buradaki kelebekler vasıtasıyla yerlere gidebiliriz. Ama aşağı mı insek? Sanki aşağı daha cezbedici. Maalesef olmuyor. O zaman şunu kıralım. He.
Tabii ki. Üstten böyle fizik kanunu arkadaşlar. Ne kadar yüksekten zıplarsanız o kadar hızlı suya girersiniz. Tabii böyle bir kanun yok. Ben oyuna uyarladım. Siz daha rahat anlayabilin diye. Bakın bazı şeyleri kaldırdık yine. Heh, geldik şimdi. İki tane top gerekiyor bize. O iki topu bulduk muydu? Bölümümüzü bitireceğiz. Şimdi burası soğuk bölge, buzlu bölge. Burada handa donduk. Kendi üstümüze basıp çıkacağız yukarı. Şöyle burası iyi. Lan yine çıkamadık. O zaman bir daha deneyelim. Daha yakından. Şöyle. Yapma be. Zaman kaybettik. Olsun. Güzel oluyor ha. Eğlenceli. Şimdi ben neyse durayım. Acaba iki tane yapabiliyor muyuz bu buzdan? Üst üste iki tane yaparsak daha rahat çıkarız. Bir tanenin bile üstüne çıkamıyorum. İki taneyi nasıl çıkacağım? Öyle de düşünebilirsiniz. Aa böyle küp yapalım o zaman. Yine böyle daş gibi bir kadın yapalım. Ondan sonra bulmacaya geçelim. Galiba oldu. Evet. Şimdi daha öncekine benzer bir konumla karşı karşıyayız. Ama bu sefer donuyoruz. Böyle taş olunca şunu kırabilseydim iyi olurdu ya. Şimdi burada taş olalım. E açılmadı. Açılması lazımdı ya. Nasıl olur? Ne yapacağız o zaman burada? Biri bana yol göstersin. Şu an kafam hiç çalışmıyor. Biri bana acil yol göstersin arkadaşlar. Şimdi böyle taş yaparsak yapıyorum ama niye yapıyorum bilmiyorum yani. Buradan buraya çıkarsak, buradan da buraya çıkarsak hop olmadı. Hayret. Halbuki çok iyi bir planmış gibi görünüyordu. Ne yapacağız ya? Şimdi hiçbir şekilde çözülmüyor yukarıdaki taş, yuvarlak. Onu nasıl kırabiliriz? Ben çıkıyorum. Buraya zıplıyorum. Burayı aşağı indirdiğim zaman diğer taraf yukarı çıkıyor. Aslında şuraya kafa atmak istiyorum. Evet. Kafamız vücudumuz kadar kalın değil demek ki. Kıramıyoruz. Şimdi o zaman şöyle kendimin bir kopyasını yapıp ondan bir fikir alayım. Alamadım. Yani yuvarlak orada sallanıyor, mallanıyor bir şeyler oluyor. Ama nasıl çıkacağız? Ha, böyle iki tane yapsak. De ne anlamı var ki? Bir de her yerden çıkabiliyorum. Kendi yaptığım buzun içinden geçemiyorum. Ne yapacağız, ne yapacağız? Sevgili dostlar, ne yapacağız? Anca böyle kendimi seyredeyim ben. Aklıma bir şey gelmiyor ya.
Bir o tarafı indiriyoruz, bir bu tarafı indiriyoruz. Şöyle küp olup bir şeyler yapmamız lazım. Fakat ne? Zaten tek bir hamlemiz var. Sonrasında kırılıyor. Küpü yukarı çıkaramıyoruz. Aa, üstteki küp ne güzel oldu. Ne güzel oldu. Of. Ya böyle çıkılması gereken bir yer olsaydı böyle üst üste koyup çıkardık ama şu bulmacayı çözmemiz lazım. Şimdi biraz arkadaşlar anlar gibi oluyorum. 1 milyon kez deneyince insanın kafasında bazı şeyler oluşabiliyor. Şimdi bunu tam olarak yukarıya çıkardığımızda kapanıyor. Ama yarım bir şekilde çıkarırsak o zaman sanki ulaşabileceğiz o topa. Topa girebileceğiz sanki. Şimdi bir dakika. Böyle değil tabii ki. Şöyle. Şimdi diğer tarafa bastıracağım. Ondan sonra gördüğünüz gibi yarım yaptığımız için açıldı. Kendimi tebrik etmek istiyorum. 1 saat olmadan bu problemi kendi başımıza düşünerek çözebildik. Ve gördüğünüz şu heyecanlı spermi elde ettik. Şimdi sol taraftakine de bakacağız. İnşallah sol taraftaki sağdaki gibi bizi zorlamaz. Yoksa bu bölüm bayağı uzun olacak gibi. Eğer o da bu kadar zorlarsa çok çok uzun olacak gibi. Şimdi tabii ki burada da yine taş olup yukarıya çıkacağız. Yo, bu taraf çok kolaymış ya. Evet sevgili dostlar, bu taraf çok kolaymış. Burada sadece düzgün bir şekilde şu küpü yapabilmek gerekiyor. Düzgün bir şekilde derken düzgün bir yere. Mesela burası uzak gibi. Şimdi önce hadi. Önce şuraya zıplayabileydik. İyiydi. Heh, güzel. Tek seferde aldık. 2 tane topumuz oldu arkadaşlar. Bölümümüz uzun mu oldu, kısa mı oldu? Tam çözemedim. Sonuna mı gelsek, devam mı etsek? Bakalım duruma göre. Şurayı bir tamamlayalım. Filmimizi izleyelim. Ona göre bir karar verelim. Bakın ışık huzmesi yukarı doğru çıktı. Bu aralar biliyorsunuz Aragami'de oynuyorum. Aragami'de de aynı şeyler oluyor. Aşağı indik. Evet, press space. Space'e bas. Space'e basınca hızlı bir şekilde iniyor arkadaşlar. Ne yapsak, bitirmesek mi o zaman? O zaman biraz da balıkçılık oynayalım. Biraz daha devam edelim. Çok uzarsa yarıda kesebilirim. Uzamazsa böyle devam ederiz. Yeni bir cutscene girene kadar. O arkadaki koca balığı gördünüz mü? Şöyle sonsuza kadar aşağı inmek istiyorum. Bakalım ne olacak. Evet, top bizden kaçtı. Yakalayamadık. Space'e basıp derinlere inebiliyoruz. Demin de suya gitmeye çalışıyorduk hatırlarsanız. Oha! 2, 4, 6 tane top bulmamız lazım. Bizde şu an 2 tane var. Sonra bu sene bakalım bulabilecek miyiz? Evet, yerin altında uzay. Yıldızlar, balıklar filan filan. Şimdi burada çıkılacak bir yer var mı? Yok.
Burada sadece bize şu heykeli göstermek istemişler. Anladığım kadarıyla. Ve şu solucanları. Gizli geçit falan var mı acaba? Bakıyorum şöyle hazır buraya gelmişken belki gizli geçit vardır diye. Ama zannediyorum ki yok. Tamam, geri dönelim. Geri dönelim. Farklı bir yere geldik. Burası niye kahverengi? Kanalizasyon borularının griste denizle birleştiği yere geldik arkadaşlar. Yani griste olsa bir kanalizasyonun akması gereken bir yer var. Orayı keşfetmiş olduk. Şimdi biz buralara geliyoruz ama niye geliyoruz? Ben kendimi yüzmenin etkisine kaptırdım. Bir tane top var. Şimdi ilk topumuzu alalım. 6 tane alacaktık. Bunu alırsak daha şey olacak. 3 olacak daha. Tabii ki bu şekilde yapmıyoruz. Bizimle beraber geliyor kelebekler. Şuradan geçemiyoruz. O zaman buradan yukarı doğru bizi zıplattırmalarını sağlayacağız. Yapamadım. Tabii ki ilk seferde yapamadım. O yüzden bir daha deneyelim. Şimdi önce bunlara dokunuyoruz. Onlar bizim peşimizden geliyor. Daha sonra şöyle yapıyoruz ve çıkabiliyoruz. Evet. Çok güzel. Biraz kabiliyetle oluyor arkadaşlar. Buradan aşağı nasıl gideceğiz? Bunu nasıl alacağız? Oh, düştük. Hadi geç buradan. Bir güzellik yap bana. Tamam, herhalde bu aşağıdan buluruz. Evet. Buradan yukarı doğru çıkacağım. Ama tabii ki yine o şeyleri, kuşları almamız lazım ama kuşlar diğer tarafta kaldı. Şimdi nasıl yapacağız? Açıldı, tamam. Açık kaldı orası. Ben zannettim geri kapanacak. Ama öyle değilmiş. O zaman bunlar yardımıyla artık çok kolay oldu. İlk topumuzu alıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Kaldı mı bana 3? 3 tane daha bulmam lazım. Aslında ben orada oyunu bitirecektim arkadaşlar. Orada bitirseydim sanki kararında olacaktı gibi. Şimdi bayağı uzayacak. Biraz daha ilerleyip duruma bakalım. Buradan yukarı çıkmanın bir anlamı yok. Buradan sağa gideceğiz. Diğer topları bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, aklıma gelmişken yine bir arkadaşımızın yanlışlıkla eli sürçmüş ve dislike butonuna basmış, beğenmeme butonuna basmış. Lütfen kendisine haber verin. Yapmış olduğu hatadan geri dönsün. Biliyorum kötü bir niyeti yoktu. Yanlışlıkla yapmıştı. Ama bu yanlışı devam ettirmesin. Size zahmet iletebilirseniz. Ya da eğer bu videoyu izliyorsa, kendi duyuyorsa lütfen diyorum. Bizim kanalımızda böyle şeyler yok. Bizim kanalımızda sadece beğenmek var. Şimdi şuradaki kuşlar yardımıyla şu topa ulaşmaya çalışacağım. Fakat nasıl? Sol tarafa gidemiyoruz. Suyun içinden geçeceğiz. Buralar beni çok zorlar arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum ki buralar beni bitirir. Vay, hiç fena değil. Şuradan yukarıdan çıkacağız, öteki suya girmek için. Hiç fena değil, değil mi? Şimdi belli yani sağ tarafa uçacağım. Buradan yukarı çıkacağım. Yalnız buradan şu kelebeklere gerçekten atlamak gibi bir şey var mı yani? Böyle bir mantık var mı? Oradan nasıl iki kez zıplayabilmem lazım? Acaba olur mu? Buradan tabii ki olmuyor.
Sudan bir daha denesek iki kez zıplama özelliğini kullanırsak. Yok, kullanamıyoruz ki. Nasıl yapacağım ya? Oo, tamam. Tamam, çözdüm. Son anda space'e basacağız. Çift zıplama özelliğini değil de space özelliğini kullanacağız. Hadi. Az kalsın combo yapıyordum. İkisini birden kullanıyordum ama yine beceremedik. Hadi bu son. İşte. Bu sefer oldu. Güzel. Buradan yukarı nasıl çıkacağız? Yine enteresan. Evet, bu şekilde rahat çıktık. Aa, hayret. Burada zaman kaybetmedik. O zaman şu topumuzu da alalım. 4 tane olsun. Tamam. 2 tane kaldı. Yalnız onları nereden bulacağım şimdi? Bayağı bir kafam karıştı çünkü suda çok gezdik dolaştık, sağa sola gittik. Ha, buraya mı geldik? Oyun sağ olsun bize yardımcı oldu. Ben yine şöyle şansımı deneyeyim. Olmayacağını biliyorum ama şansımı deneyeyim dedim. Şimdi aşağı inmiştik. O zaman sağ tarafa bir bakalım. Sağ tarafta belki değil, kesin yani. Kesin sağ tarafta bir tane var. Evet arkadaşlar, biz böyle ben böyle yavaş yavaş ilerlerken siz de videomuza like atmayı unutmayın. Yok, abone olmayı da unutmayın. Analytics'ten baktım. İzleyenlerin %90'ı abone değil bize. Ayıp yani. Ayıp, bu kadar mı kötü? Bari olumsuz bir eleştiri yapın da hatamızı bilelim. Şimdi ben bu topu nasıl alacağım? Ben bu topu galiba alamam. Şu an aklıma yine hiçbir şey gelmiyor. Vay, altta simetriği var. Altta yansıması varmış. Altta da bir top var. İkisi de burada. Şimdi. Ama burası kapalı. Buradan giriş yok. Maalesef. Şu aradan da kaykılamıyorum. Ne yapacağız? Bu bölüm ilk bulmaca var ya, o bulmaca beni mahvetti. Bayağı uğraştırdı. O yüzden şimdi kafam durdu artık. Orada benim glikozlar bitti. Beynimdeki şekerler bitti. Vücuttaki yağlarımı da eritmek istemiyorum. Enerji harcamak için. O yüzden ben burayı terk edeyim. Her zaman kolay bir yol vardır ve bu kolay yol kaçmaktır. Üf. Neyse. Şimdi buradan gidelim. Gidemedik. Burayı kıramadık. Yemedi. Şimdi. Uykum geldi. Nerede? Bir top daha olacak. Daha bunu bulacağız. Daha ondan sonra bir tane daha bulacağız. O zaman diğerine bir bakalım. Belki diğeri daha kolaydır. Evet, daha kolay derken kaçmaya başladı. Nereye gidiyorsun ey yolcu? Gideceğimiz yerler sınırlı olduğu için top burada. Hayda, kaçıyor bu benden. Bu arada o top aslında deniz anası mı? Bana mı öyle geliyor? Tamam, ben onu alırım. Şimdi o bana şekil yapıyor da onu almak kolay. Diğeri önemli. Bunu aldım farz edin. Bakın şimdi nasıl. Ah. Heh. Çarpacak zannettim ama çarpmadı. Şimdi son bir kez daha eğlencesine, çünkü çok kısa sürdü burası. Buradan bir daha çıkayım, atlayayım. Yaşar'dan mükemmel bir atlayış yapalım. Yapabildik mi? Yapabildik. Güzel.
O zaman tekrardan mecburen ama bir kere deneyeyim ya. Deneyeyim mi? Ne diyorsunuz? Biz buradan mı inmiştik? Evet. Geri çıkamıyoruz Allah'tan. Çıkma imkanı verseydi ben sonuna kadar zorlardım yani. Ama çıkma imkanı vermedi. Hadi. Yanlış saymış olayım. Yok. Tabii ki yok. Şimdi el mahkum. Oraya doğru tekrardan gitmek zorundayız. O puzzle'ı çözmek zorundayız. Yine buradan gidemiyoruz. Ne kadar da şaşırtıcı. Ne gidemedik? Burada biliyorum boş yapıyorum şu anda ama belki bir umut kırıntısı var. Ben orayı nasıl geçeceğim ya? Şurayı yapmak istemediğim için o taklaları attım arkadaşlar. Ama en sonunda yine Kürtçü dükkanına geri döndük. Bu puzzle'ı çözmemiz lazım. O zaman yukarı nasıl olsa çıkamayacağız. Şuradan tekrar bir deneme yapalım. Şimdi çok saçma değil mi? Bazılarına ne oluyor lan? Nasıl girdi? Bazılarına giriyor, bazılarına girmiyor sütunların. Ben nereden anlayayım şimdi? Hepsi aynı renk. Bak buraya girmiyor işte. Ben nereden bileceğim? Yalnız bu bana bir umut verdi. Bence burada görünmeyen delikler var. Kır. Böyle sert müdahale ettiğim zaman kırması lazım aslında. Ama maalesef kırmıyor. Olacak yani demin konuşmuştuk azimle alakalı. Azimle şey edersek olabilir yani. Yalnız ben geriye doğru gidiyorum ama. Aşağıdan da giriş var gibi yapıyor ama sonradan yok. Şuradan bir daha bakalım. Buradan da yok. Ben eminim aslında böyle basit bir şey. Ama şu an göremedim. Şurada bir yerde bence boşluk var. Çünkü yani gördünüz her yeri dolaştık. Başka bir yer kalmadı. Tekrar buradan bir girsek. Ah kafam. Bakın bunun iki tarafından geçti. Bunda niye geçmiyor? Niye geçmiyorsun? Geç. O zaman şöyle bir aşağıyı deneyelim. Allah'ım ya, Allah'ım ya. Evet. Arkadaşlar, spermlerimizi biriktirdik. Şimdi gerekli boşluklara onları doldurmamız lazım ve oraya da hemencecik geldik ve sonunda çok şükür 3-6 bitirdik yani şeyi. Kase oldu. Kaplumbağa oldu. Gidiyor. Biz peşinden gidemiyoruz çünkü şu an hareket kabiliyetimiz yok. Hemen peşinden gidelim. Ne oldu? Cutscene girmedi. Aslında girecek diye bekledim. Şimdi ben bunun üstünde gidiyormuşum gibi mi yapacağım? Ha, bu ortamı aydınlatıyor. Bu aydınlatmadığında ben geçebiliyor muydum acaba buraları? Belki de geçebiliyordum ha. Neyse bu bölümümüz bayağı bir uzun sürdü galiba arkadaşlar. Yavaştan videoyu bitireceğiz. Ama böyle cutscene bekliyorum. Siz de yine o arada beğenirseniz güzel olur. Yine heykelciğimize geldik. Yine heykelciğimize geldik. Bakalım. Şu aşağıda yol var. Aşağıdan gidelim. Yalnız bu toplar peşimden gelince oyun daha bir eğlenceli oluyor sanki.
Hiç resim gelmedi. Bak demin sıkılmıştım. Şimdi tekrar bir heyecan geldi oyuna. O bulmacayı da çözünce Allah'ım heykelin ayağı. Haydi. Boşuna mı geldik buraya? Başka bir giriş yok mu? Varmış. Şimdi peki sevgili dostlar, buradan sol tarafa bence gitmemiz lazım. Sol tarafa nasıl gideceğiz? Sağa bile gidemezken. Ama zıplayabiliriz ya, yetişiriz. Evet, gördüğünüz gibi. Şu boşluklardan geçelim. Bence burada bir film girecek. Ama girmedi. Nedense. Hadi gir de bitirek yahu. Acaba. Şimdi hayır, yapacağım bir şey de yok ki. Yani yol yok zaten. Bu tarafta evet. Yine bir gizli geçit denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. O zaman şurada ne bir şelale. Şelale bizi yukarı çıkardı. Heh, sonunda. Arkadaşlar, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyeceğim. Ama biraz burayı izleteyim. Bir şeyler oluyor çünkü. Heykel gözünü açtı, maymun gözünü açtı arkadaşlar. Arkadaşlar. Yine ağlıyoruz galiba. Ben biraz sessiz kalsam, siz oyunu izleseniz olur değil mi? Bence olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.